Evet efendim, çocuğumuz 18 yaşında, dediğim gibi gidiyor, o halin önünde bir tane kamelya var, oraya gidiyor, yanına iki kişi yaklaşıyor. Hani söylemesi bile çok gücüme gidiyor ya, 18 yaşında küçük bir çocuğun. Eline bir şey veriyorlar, çocuk o dumanı çekiyor. Ya aslında bunu da açık açık da söylemek lazım. Yani eline işte sağlığa zararlı, sağlığa zararlı diye boşuna söylenmiyor. Eline bir tane sigara veriliyor. O sigaranın içinde de ne varsa, yani zaten sigaranın kendisi zararlı ama içine bir uyuşturucu madde koymuşlar. Ne koymuşlarsa çocuğun yaşamdan kopma anı 2 dakika. Yani bunu da lütfen bütün çocuklarınıza da izletin bugün. Şurada güvenlik kamerası görüntülerinde de belli. Sapasağlam çocuk 2 dakika içinde hayatını kaybediyor. Sonra o yanlarındaki bir tanesi de geliyor, bir de cebinden cep telefonunu da alıyor, gidiyor. Üzerinde kimlik de yok. 22 gündür de aile orada burada çocuğunu arıyor. Anne yazık, cuma günü benim oğlum beni hiç sevmiyor musun, niye aramıyorsun diye de burada feryat ediyordu. Şimdi kim verdi bu çocuğa bunu? Nereden temin edildi? İçtiği ne? Bir de bir şey çok önemli Müge Hanım. Bir şey çok önemli. İşte orada hayır diyebilseydi, çocuk o verilen maddeyi kabul etmeseydi, en önemli şey görüntü bu. Hocam tepki veriyor, tepki veriyormuş. Veriyor da bırakmıyor. Hayır diyebilmek gençler için çok önemli. Hayır denilen budur. Gençler de arkadaşlarına hayır diyemiyorlar. Evet. Demek zorundalar. İşin de gerçeği de demek zorundalar ama gençler arkadaşlarına güvenemiyor. Ama hayır diyemiyor çünkü o yaş grubu arkadaşına o kadar fazla güveniyor ki hayır da diyemiyor. Ama işte bakın olay bu. Şimdi kim verdi? Tabii aile de bunun cevabını merak ediyor. Açıkçası ben de bunun cevabını merak ediyorum. Çünkü az önce reklam arası hocam dedim ki kalp durması demek değil mi hocam? Muhtemelen. Hani bu kadar 2 dakika içindeki bir ürün. Muhtemelen bu kadar şey kalp durmasına benziyor. Yani ne içtiyse artık o içtiği şeyin içinde ne varsa. Yani 3 aşağı 5 yukarı belli ama hadise ne içtiği bizim tarafımızdan. Yani o bir uyuşturucu maddeden bahsediyoruz. Uyuşturucu ve yasa olmayan maddeden bahsediyoruz. Tabii. Ama eğer otopsi raporu sonucunda. Hayır, orası ayrı yani. Hayır. Bu maddelerin alınması üzerine yani o çekilen 2 nefesin sonucunda vücutta bir anormal alerji tespiti veya onun ölüme sebebiyet verdiği ortaya çıkarsa o maddeyi ona verenler hakkında bana göre tedbirsizlikle ölüme sebebiyetten değil kasten ölüme sebebiyetten işlem yapılması lazım. Çünkü cinayet ölümüne sebebiyet veren dumanı ona çocuğa çektirenlerdir. Dolayısıyla bilsin veya bilmesin o madde zaten ölümcül bir madde. Özür dilerim. Ben bir şey, bunların görevi, bunlar büyük bir ihtimalle satıcı ya da torbacılar. Evet. Peki bu konuyla ilgili bir telefonumuz varmış. Onun üzerine konuşun çünkü sizi teyit ediyormuş. Efendim günaydın. Günaydın Müge Hanım, kolay gelsin. Çok teşekkür ediyorum efendim. Buyurun. Ya Müge Hanım şimdi az önce Muhammed'in annesi bir şey söyledi. Daha doğrusu Arnavutköy'le ilgili, Salıpazarı'yla ilgili bir şey söyleyince ben yayına bağlanmak istedim. Buyurun. Şimdi annesi şey dedi az önce, dedi ki Salıpazarı denen bir yerde bir kahvenin önünde dedi oğlum 11.30'da birini bekliyormuş dedi. Evet. O Salıpazarı yerde normal bir geniş bir cadde, bir 150 metre boyunda bir cadde ama orada o işi yapan sadece 2 kişi var. Yani onlar da zaten grup halinde çalışıyorlar, biri gündüz biri gece çıkar dışarıya. Evet. Bu şahıslar birine yani sattığı maddeyi içirdiği kişinin içmesini beklerler, takip ederler. Ondan sonra kişi içip bayıldıktan sonra gelip telefonunu, parasını yani abartmıyorum ayakkabısına kadar her şeyini alıp giderler. Aslında hırsızlık için de bunu yapıyorlar diyorsunuz. Ablacığım hem ticaret hem hırsızlık. Yani bu insanlar zaten bunun işten sabıkası olan insanlar. Yani hem satıyor, sattığı şeyin parasını alıyor. Hem de bu artık nasıl bir maddeyse yayında konuşamıyoruz yani hocamın bununla ilgili fikri var da yayında bu isimleri söyleyemediğimiz için söylemiyoruz. Bu nasıl bir maddeyse insanlar 2 dakika içinde düşüyor, bayılıyor, onlar da bir şeylerini çalıyorlar. Evet ablacığım aynen öyle. Dozunu yüksek tutuyorlardır. Bu çocukta da nasıl bir reaksiyona yol açtıysa çocuk hayatını kaybetti. Dozu yüksek tuttular demek. Bir de anlaşılıyor ki rahmetli çocuk bu tür maddelere alışkın değil. Alışkın olmuş olsa böyle bir tepkiyi vücut hemen göstermeyebilir. Hocam, değil mi hocam? Hocam o alışkanlık başka bir şey yok. Şimdi doz çok yüksek tutunca evet, herhangi bir şekilde daha önceden denemiş olsa da bir zehirlenme nasıl gözükür? Olabilir. Bu olabilir. Evet. Büyük bir ihtimalle bu olay böyle olmuştur. Benim asıl üstte durduğum şey şu. Bu çocuğumuz Allah bin kere rahmet eylesin. Amin. Allah toprağını bol eylesin mi de ne denir bilmiyorum ama. Rahat etsin inşallah. Anlatabildim mi? Evet. Hayır diyebilseydi, hayır evet, diyebilseydi böyle bir sonuçla karşılanmazdı. Şimdi bu telefondaki beyefendi o iki kişinin ismini de vermiş ama yayında vermiyorum. Eğer yayın sonrası biz de emniyet yetkilileriyle paylaşacağız ama yani bu benim hiç bugüne kadar duymadığım bir şeydi. Yani uyuşturucu madde verip hem diyor onu satmış oluyorlar, üzerinden para kazanmış oluyorlar. Hem de orada düşüp bayıldığı için de bütün ayakkabılarına kadar soyup soğana çeviriyorlar. İşte o açıkçası, gaz hırsızlık değil, o gaspa girer. Evet yani ağır cep telefonunu yani, arkadaşının neden aldığı da bana hep çok garip geldi. Dünden bu yana. Demek ki neden buymuş işte. Öyle mi? Bir hanımefendi telefon attığımızda. Efendim günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun efendim. Teşekkür ediyorum. Müge Hanım geçen hafta çarşamba günü evet, benim oğlum ev arkadaşı arıyor ve internete giriyor. İnternette biriyle tanışıyor ve Fatih'te bir park buluşma noktası oluyor. Oğlumla şahıs karşılaşıyor. Şahıs elinde siyah bir poşetle geliyor ve oğluma kapağı açılmış gazoz ikram ediyor. Oğlum o gazozdan bir yudum içiyor ve 2 dakika sonra kendinden geçiyor. Kapağı açılmış gazoz. Kapağı açılmış gazoz. Evet, kapağı açılmış gazoz. Evet. Bir yudum alıyor ve kendinden geçiyor. Allah Allah. Evet, sonra ne oldu? O gazozdan 2 yudum alıyor ve oğlum kendinden geçiyor. Bu arada oğlumun cüzdanını alıyor, bir miktar parasını alıyor ve cep telefonunu alıyor. Oğlum diyor ki evet, ver o benim param diyor, alma paramı diyor, ben ne yaparım diyor, dur diyor, sayacağım diyor. Cep telefonunu alıyor, telefonuna uzanmak istiyor fakat oğlumun mecali olmadığı için düşüyor. Bulunduğu yerde 13-14 saat uyuyor benim oğlum. O gün öğleden sonra 4 gibi buluştuğu yerde ertesi gün saat 5-5.30 sularında uyanıyor, kendine geliyor. Fakat sersem bir şekilde kendine geliyor. Oradan yaşlı bir adam bunu alıyor, metroya bindiriyor ve kız arkadaşının yanına götürüyor. Yalnız Müge Hanım, efendim, bu şahıs Show TV'de bir haberde çıkıyor ve oğlum anında görünce tespit etti. Hangi haberde çıkmış? Show TV haberde. Hayır ama hangi konuyla ilgili? Bu ev arkadaşı hırsızları olayında. Tamam da konu neymiş yani? Haberin konusu neymiş? Ev hırsızları. Mesela siz ev arkadaşı arıyorsunuz. İnternete ilan veriyorsunuz. Sizin karşınıza çıkıyor. Ya da ev arkadaşı arıyorum deyip ilan veriyor. Peki o zaman arkadaşlarımız sizi arayacaklar. Biz de arayalım Show Haber'deki arkadaşlarımızı, bakalım hangi haberde sizi de bir araya getirelim. Bakalım hangi konuymuş, kimmiş bulalım. Size de yani büyük geçmiş olsun. Bakın hanımefendi küçücük çocuğunu yitirdi. Benim yani de öyle olay değil. Keşke. Şimdi bakın. Benim de öyle olay değil. Keşke. Keşke hayatta olaydı. Şu kapşonlu Müge abla çocuk kalkmaya çalışıyor, elini omzuna koyuyor. Şimdi tekrar, telefondaki hanımefendinin en önemli özelliği internet kanalı ile tanımadık insanlara ev arkadaşlığı teklif etmek gibi yanlış ve sonucunda da ne olduğunu gördüğümüz bir olay yaşanıyor. Yani kendisini riske atan gençler bunlar. Evet. Vallahi işte görsünler de şöyle annelerin babaların perişanlığını. Yani o yüzden söylüyorum, bunu da gençlerimize izletelim çocuklar, yani güvenmeyin arkadaşlarınıza. Bakın şimdi Muhammed de işte birine güvendi. Ne oldu? Bak ne oldu, yere düşer düşmez aldılar telefonunu, kaçtılar gittiler. Yani bir ambulans çağıralım, bir şey yapalım, hani o bu yok. Çektiler, döndüler arkalarını gittiler. Bak şimdi burada anne baba o karanlığın içinde O mavi kapşonlu çocuk kim diye arasın dursun emniyetle beraber. Evet. Hani ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar. Yani o yüzden çocuklar biraz da gerçekten şu anne babaların da sözünü dinlemek lazım. Gençler yani çok kıymetlisiniz. Lütfen arkanıza gözü yaşlı bırakmayın. Ben şimdi bu deminki beyefendinin ve hanımefendinin sözlerini çok önemsiyorum. İsimleri de verdiler. Anladığım kadarıyla hırsızlık amaçlı hem uyuşturucu madde satıyorlar hem de onları bayıltıp... Gasp yapıyorlar, resmen gasp. Gasp yapıyorlar ama işte parayı, bu pulu, maalesef... telefonu dahi alması resmen gasp. Şimdi bu şey gibidir yani özellikle risk alıcı bir karar mekanizması içinde yani bulunmak, risk alan, bir yetişkinin yanlış bulabileceği bir adımı atan çocuk, genç daha doğrusu, bir prize çivi sokmak gibidir. Bir prize çivi sokunca ne olacağı belli. Evet. İşte iki tane de ne olduğu belli, birini kaybettiğimiz bir genç yaşıyoruz. Yani. Maalesef. Evet, Tuğçe'ye de bağlanacağız bu arada. Arkadaşlar haber versinler. O bölgede dediğim gibi o isimleri de araştıracağız. Şimdi emniyetle de paylaşırız. Ama size şöyle söyleyeyim. Hani bir tane penisilin. Evet. Şimdi penisilin insanlarda alerji yapan bazı bir madde. Bazı insanlarda yapıyorlar. Evet. Şimdi işte bazı insanlarda değil o işte onu söyleyeceğim. Şimdi diyelim ki siz daha evvel bir penisilin iğnesi yaptınız. Önceden biliyorsunuz yani bunu da bir bilgi olarak veriyorum ve mutlaka talep edin ve isteyin diye söylüyorum. Ben şahsen öyle yapıyorum. Aklı başında doktorlar da öyle yapıyor. Size test yapıyorlar. Şurayı çiziyorlar, penisilini koyuyorlar. İşte alerjin var mı yok mu bakacaklar. Bekliyorsun 20 dakika yoksa yapıyorlar sana iğneyi. Aradan 6 ay geçti tekrar gittiniz. Benim penisiline alerjim yok deyip yaptırmayın. Tekrar test isteyin. Çünkü vücut o an için alerjik reaksiyon göstermemiş olabilir. Geç ama 6 ay sonra alerjik reaksiyonla yakalanabilirsiniz. Sonra ölüme varan alerjik reaksiyonlardan bahsediyoruz. O yüzden burada da çocuğun alışkanlığı olmaması, içmesi içmemesi falan hiç önemli değil. Hocamın dediği kalp durması, o gün bünyen nasıldı bilmiyorsun, kalp duruveriyor. Onlar belki de öldüğünü bile düşünmediler. Diğer insanlar gibi bayıldı zannettiler. Bayıldı gittiler oradan, evet. Aldılar cep telefonunu. Evet. Ama çocuk orada ölmüştü. Belki de bir ambulansı arasalar, belki çocuk müdahale edilse şu an hayatta olacaktı. O yüzden ölüme sebebiyet verilme kısmında ben de size sonuna kadar katılıyorum yani. Evet. Ben yani öğrenmek istediğim şudur hocam. Benim çocuğum Arnavutköy'de kim getirdi o hale bıraktı. Sonra Arnavutköy'de o saatte hala araba yok. Araba yok. Mutlaka ki bunu bir araç getirdi. Ben bunu öğrenmek istiyorum. Son arkadaşı, telefonla görüştüğü arkadaşı. Son görüştüğü kişi kim idi? Bir de, ben bunu öğrenmek istiyorum. Emniyet de zaten bir de şu anda 271 numara dükkanın önünde son gören. O doğru söylemiş. Saat 2'de falan dedi. Saat 8 geçse de o çardağa giriyor. O şimdiye kadar niye söylemedi bize? Evet. Saat 2'de gecenin bir saatinde ne işi var bu çocuğun? Pazarcıydı. Pazar alışveriş için mi gidiyor? Hale gidiyorlar, hale gidiyordu, mal yapıyordu. Ne için gittiği belli değil, ne için gittiği belli değil. Aslında oradan da ayrılmış, ne için gittiği belli değil. Biraz ailesine de kızmış, küsmüş, bir şeyler olmuş. Yani ne olmuş? Küsmedi hocam, ama... yemeğini yedi, çayını içti, kolasını çocuğum yıkandı, giyindi, kuşandı, evde çıktı. Evet. Öyle. Zaten öyle geç geliyordu eve. Arada bir geç geliyordu. O da dedi ben oturuyorum, kendime yani hava alıyorum, çekirdek yiyordu. Ama çocuğumun üstünde bir şey görmedim hocam. Adamla ayrılmışlar. Kendine tezgah yeri açmaya çalışmış. Tezgah yeri açma, mal yapacakmış. Ha, adam da fırsat vermemiş, izin vermemiş. Esnaflar aramış. Arkadaşlar Muhammed, bu hani özellikle bir cinayet olmadığının farkındasınız siz de. Evet, tabii ki tabii kimsenin günahını almayalım. Kimseyi suçlamak istemiyorum ama. Şunun için söylüyorum. Yani hiçbir şey için bu çocuk öldürülmemiş ama ister işte soymak için, ister parasını almak için neyse de bunu yapmaya devam etmemeliler. Yani çocuklarımıza bunu teklif etmemeliler. Ya gazozun içine koyar. Abla bir de şöyle bir durum var. Yediye başka bir şeyin içine koyar. Bak demek ki işte herkeste de hani zaten uyuşturucu bağımlısı olanın hayatı kayıyor, orası ayrı ama işte bak böyle içtiği gibi 2 dakika içinde hayatını kaybedenler de var. Emniyet araştırıyor. Biz de araştırmaya devam edeceğiz. Şu an ne söylesek boş. Biz o kişileri arayacağız, bulacağız inşallah. Şimdi orada tanıdığı olmasa gider mi oraya? He? Öyle rahat gider mi? Girer mi oraya tanıdığı olmasa? Abicim bak. Tanıdık başka bir şey, arkadaş başka bir şey. Tanıyabilirsin adamı. Ama adamın ne olduğunu biliyorsan ya da bilmiyorsan, sana bir şey teklif ediyorsa onu genç de olsan kabul etmeyeceksin.